Merhaba, bir IKEA vlogu ile daha karşınızdayım. IKEA'ya yepyeni ürünler gelmiş. Bahar ürünleri, yaz ürünleri, bir sürü yeni şey var. Artık ayağım daha iyi. Alışveriş videolarına geri döndüm. Tabii ki IKEA ile başladım. Şimdi IKEA'yı geziyoruz sizinle. Bakalım yeni neler varmış. Resmen özledim. Vallahi billahi özledim. Yani IKEA'ya geldi diye mutlu olan kaç insan var bilmiyorum ama ben her gelişimde çok mutlu oluyorum. Şunlar güneş ışığıyla çalışan lambalar. Aslında çok dekoratif, bayağı güzeller. Ama bilmiyorum ki acaba benim balkonum yeteri kadar bunu çalıştıracak ışığı alır mı? Sepetler de var böyle yine bir sürü. Bakın, plaj ürünleri de gelmiş. Çanta var ve şapka var. Bakalım nasılmış. Bayağı büyük. Önümü göremiyorum şu an. Biraz şöyle falan ancak takmak lazım. Dekoratif olarak da bunlar şeye asılabilir mesela. Şöyle duvarınıza da asabilirsiniz. Çantada bakın. Şöyle şu boyutta. Ama bence çok kullanışlı değil çanta. Neden? Çünkü şöyle bir tabanında bir mesafe yok. O yüzden çok şey almaz bu çanta. Hani kalitesi güzel ama çok az şey alır. Ancak böyle hani gezmelik. Böyle yazlık yastık kılıfları gelmiş. Böyle çizgiler var, yeşilli. Bir de sarılısı varmış bunun. Renkli mumlar gelmiş, pembeler. Renkli peçeteler gelmiş. Turuncu, mavi. Bu peçetelikten ben de kullanıyorum ama bunun böyle yarım gibi olanı var, dikey olanı. Ben bu masayı daha önce hiç görmemiştim. Yeni mi bilmiyorum ama çok güzelmiş. Sandalyeleri de acayip güzel. Baksanıza. Adı neymiş? Serinin Odger ismi. Vallahi çok beğendim. Yani ihtiyacım yok tabii ki benim ama hani eğer sizin ihtiyacınız varsa çok şık bir masa. Yeni bir nevresim takımı da gelmiş. Ay çok güzel mavisi. Bakın bu böyle yastıkları. Galiba sadece kırlent gibi dekoratif yastık bu. Nevresim takımı ile alakası yok. Nevresim takımının yastıkları bu. Vallahi benim evime de çok uyar aslında, biliyor musunuz? Ama IKEA'dan daha önce hiç nevresim takımı kullanmadım. Kullananlar aşağı yazar mı? Güzel mi nevresim takımları? Bir de bir tane pike var. Böyle bir rengi çıkmış. Böyle bir rengi yoktu daha önce. Bu nevresim takımını da beğendim. İsmi Grussblatt. El yapımı böyle. Bakın. Yazmış el yapımı kalite. Böyle aydınlatmalar gelmiş. Makrome gibi. Böyle İpten. Bunlar da yoktu daha önce. Bunlar da yeni bence. Bakın bir de şu şekli var. Gerçekten IKEA'nın muhtarı gibiyim. Ne var ne yok biliyorum. Aa, bu paspasın mavisi de yoktu. Bu da yeni. Bundan ben evime kullanıyorum. Evimde kullanıyorum. Gerçekten iyi. Bendeki böyle beyaz gibi, krem gibi bir rengi. Bayağıdır hani yıkanıyor falan. Hiçbir bakın şey olmuyor. Böyle bir duvar aksesuarı buldum. Böyle çini gibi sanki. Ama halbuki sadece bir resim bu. Tuval gibi bir şey bu da. Şöyle esniyor. Ama toplu koyunca bakın güzel durmuş. Yazlıklara, balkonlara böyle bir puf koymak isterseniz şöyle alternatifler var IKEA'da. 182 liraymış bunun fiyatı. Bir de böyle bir şey var ama bu pek yazlık değil böyle çünkü yün gibi. Burada hayalimdeki bir şeyi buldum. Bakar mısınız böyle hobi köşesi gibi, kendin yap köşesi gibi bir bölüm yapmışlar. Çok güzel değil mi? Şu panolar hakikaten çok hayat kurtarıyor. Benim odamda da var. Birçok şey için kullanabiliyorsunuz. Ben de böyle sadece tek bir parçası var. Dikey koydum. Böyle bir rafı var. Çok beğendim. Çok güzel olmuş burası. Şöyle bir de tezgah yapmışlar. Önce size bu sehpayı hiç göstermemiştim. Böyle iki boyu var. Bir boyu var, bir boyu var. Rahatlığı şu. İçine böyle içine ıvır zıvır doldurabiliyorsunuz. Çocuk oyuncağı vesaire de koyulabilir. Mesela oturma odanızda kullanacaksanız. Bu boyunun fiyatı 149 liraya düşmüş. Bu boyunun fiyatı da 255 lira. Adı Kvist Bro. Videomda vardı. Bir de yakından göstereyim size. Bu sehpa da benim sevdiklerimden. Gran Boda ismi. Çelik bu arada. Hani öyle çok rahat dış ortamda kullanabileceğiniz bir sehpa. Renkleri de çok güzel. Fiyatı şu an 410 lira. İhtiyacınız varsa bakın. Bakın şöyle bir gold rengi yeni raf gelmiş. Bunu ilk defa görüyorum.
Adına bakalım. İşte adı yine öyle garip bir isim. Svenshult. 90 lira fiyatı da. Ama bu yani şöyle söyleyeyim size. Bu sadece 90 lira. Buraya birkaç tanesini yan yana koymuşlar. Böyle kocamanı 90 lira gibi düşünmeyin. Şöyle 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 90 lira. Rafı da ben daha önce görmemiştim. Bu da yine böyle gold. İsmi neymiş bunun? Tossasen. Bu da hoş yani. Bakın şöyle birkaç tane kullanmışlar. Böyle de bir şey var. Buyurun size tam bir yazlık döşenmiş ev. Az önce gösterdiğim minderler vardı ya, bakın onları duvarda kullanmışlar. Böyle bir şeyler olmuş. Enteresan şeyler yapmışlar bu kapıya da. Bakın bu Gottorp aydınlatmanın ben çok benzerini evde kendim yapmıştım. Videoya linkini ekleyeceğim size. Hiç böyle bir şeye para vermenize gerek yok. Bunu kendiniz çok daha uygun fiyata yapabilirsiniz. Böyle askılı bir saksı arıyordum. Karşıma bu çıktı ve bugün siparişimi vermiştim Trendyol'dan. Ama bu da çok güzelmiş ya. Biraz büyük mü acaba bu? Yani ilginizi çekerse şöyle koyayım adını. Böyle bakın. Bitter Gurka. Ama güzelmiş gerçekten. Acaba bu tekli tekli mi satılıyor yoksa ikili mi? Burada bir duvarınız varsa bakın çok şık oluyor bu çitler. Üzerini böyle hani bunlar gerçek değil ama yapay çiçek. Siz gerçek sarmaşıklarla da kaplayabilirsiniz. Benim balkonumda bir duvarım yok maalesef bunun sığacağı kadar. Ama çok beğeniyorum. Saksı bakın o teklisiymiş. 1, 2, 3, 4 tane yapılabiliyormuş. Böyle alt alta yani bir tanesi şu 84 lira. İkili üçlü isterseniz takılıyor. Şimdi benim kurtaracağım evimde 3 tane ya da 2 tane var bunlardan. Bakın 89.90'a alabileceğiniz en iyi raf sistemi. Balkon için falan da ideal. Bahçe için ideal. Daha önceki şöyle bir sesi var. Daha önceki videolarımda kesik göstermişimdir ama yine de onu izlemeyenler için göstereyim. Aa, bu koltuk da güzelmiş. Bahçelik, yazlık. Fiyatına bakalım. Ah IKEA sana ne oldu? 1627 lira. Az değil yani fiyatı. Güzelmiş. Böyle yazlık koltuklar. Şunu çok seviyorum. Yani çok rahat mı bilemem ama hani sallanıyor. Ama gerçekten dekoratif. Bir tane daha yeni sandalye buldum. Nilsov diye geçiyor bunun da adı. Fiyatı 594 lira. Yani bir IKEA sandalyeye 594 lira verirsek 4 IKEA sandalyeye gerçekten 2500 lira neredeyse vereceğiz. Çok. Bunlar da katlanıyor. Bakın şu şekilde asılıyor da katlanıyor da. Fiyatları 154 lira. Ay inanamıyorum. Ne kadar artmış bunun fiyatı. Aa bir dakika indirimde. Nasıl yani? 54 lira. 54 lira hangisi? Gunde. Gunde ha. Şu 54 liraymış bakın. Bu da katlanıyor ve bu da asılıyor. Hani uygun fiyatlı istiyorsanız bu 54 lira. Şuradakiler de 64 lira. Uygun fiyatlı bir balkon sandalyesi, bahçe sandalyesi istiyorsanız 64 liraya bunlar var. Beji, beyaz, pardon beyazı, kırmızısı, siyahı var. Üst üste de geçiyor. Çok değer kaplamaz. Evet, plastik bunlar. Bakın bu meşhur lak duvar rafının böyle bir rengi gelmiş. Böyle bir rengi yoktu. Bence çok satar bu. Çünkü çok kullanılan bir raf bu. Fiyatını hemen gösteriyorum. 255 liraya şöyle bir raf alabiliyorsunuz. Bu raf da yeni gelmiş. Havsta ismi. Rengi çok güzel ama ya. Bayağı güzel bir gri. Masif ahşap diye geçiyor. Arkada da bakın bir de siyahı var. Böyle dar bir alanınız varsa işe yarar. Yine geldim ve aşırı pratik bir sistem gördüm. Böyle bir ray var bakın. Adı Sunersta. Bundan böyle iki tane koyunca tepsilerinizi kaldırabileceğiniz böyle ocak kenarında, tezgah üstünde istediğiniz yerde böyle bir alana dönüşüyor. Bence bayağı mantıklı. Bu arada size başka bir bilgi vereceğim. Evlenirken ben ilk evimi yaparken mutfağımı IKEA'dan almıştım. Ve o zaman bu mutfak setimi, davlumbazım, fırınım falan böyle set halinde indirimli oluyordu. Buradan almıştım. Yani IKEA'daki fiyatları da mutfağınızın beyaz eşyalarını almadan önce bir bakın. Çünkü kampanyalı set fiyatları olabiliyor. En sevdiğim bölüme geldim. Düzenleme bölümü. Bakalım yeni neler varmış. Size gösterebileceğim. Raskok'un şöyle üçlü bir düzenleyici bu. Bayağı hayat kurtarıcı. Birçok yerde kullanabilirsiniz. Yeni bir de siyah rengi çıkmış. Bu da güzelmiş. Hani şu ve şu rengine ilave güzel olmuş bence. Banyonuza koyabilirsiniz bunu.
kenarlarına bir sürü şeyler takabilirsiniz. İçine sepetler koyabilirsiniz. Bayağı bir ıvır zıvırınızı alır. Çocuk odasına kullanabilirsiniz. Birçok yerde kullanılabilir. Evet, yeni bir ürün buldum. Risa Torp sepet. Kırmızısı, böyle mavi gibi bir grisi ve böyle bir beyazı var. Bayağı dekoratif. Beğendim bunu. Mutfakta tezgah üstünde falan da bir şeyler tutabilirsiniz bununla. Dolap içlerini de ziyan etmeyin bence böyle ne? Bir sepet. O meşhur Skadis panoya. Şu mandallar lazım bana. Onlardan alacağım şimdi. Böyle göstermiştim ama bir de böyle açık halini göstereyim. Şu benim hayatımın kurtarıcılarından bir tanesi. Seyahatlerde bile bazen yanıma alıyorum eğer büyük şey taşıyacaksam. Bakın. Dimpa ismi. 22.99'a. Çok güzel eşyalarınızı depoya saklayabilirsiniz. Şöyle bir torba bakın. Şu şekilde. Bayağı bir şey alıyor bu. Böyle. Bu arada online'da satışı var bunun. Dimpa diye aratıp bulabilirsiniz. Bebek odalarını, çocuk odalarını es geçiyorum ama söz yakında onu da çekeceğim. Yani sırada o var. Bir dahaki gelişimde çocuk eşyaları, bebek eşyaları bakacağız. Onu da bir ara kesin yapacağım. Eğer istiyorsanız da ama lütfen aşağıya yazın. Hani çoğunluk istiyorsa yapalım böyle şeyleri. Buldum. Yeni gelmiş bu. Bakın çekmeceli. Hem yatağınız hem 1, 2, 3, 4 tane çekmeceniz hem de 2 tane rafınız var. Kısıtlı alanlar için bence pratik bir ürün. Fiyatı 1463 lira ama bunlarda yatak ayrı satılıyor. Hani onu unutmayın. Sadece bu iskeleti için. Adını da söyleyeyim. Slacked. Bakın az önce hobi bölümü diye gösterdiğim bir bölüm vardı ya. Yine oradaki düzenleme üniteleri yatak başına koymuşlar çocuk odaları için. Ve ne kadar güzel olmuş. Bir sürü şeyini takabilir, kitaplarını koyabilir vesaire. Evinizin birçok alanının kurtarıcısı olabilir bu ürün. Yeni bir de dolap var. Böyle yatak odanızda kullanabileceğiniz portmanto falan gibi bir şey de olur aslında. Bu şurada bir askılığı var. Şurada şöyle bir aynası var. 1, 2, 3, 4 çekmecesi var. Çekmecelerine bakalım. Geniş gözüküyor. Şöyle çekmeceleri var. 2 tane de rafı var. Fiyatı neymiş bakalım. 1188. Yani eskiden Ikea'dan böyle şeyleri 650-700 liraya alırdık. Maalesef fiyatlar uçtu. Yeni ürünleri gösterdiğime göre çocuk da olsa yeni ürünleri gösterebilirim. Böyle desenli sepetler gelmiş. Daha önce yoktu bunlar. Böyle çizgililer de yoktu. Bakın. Böyle fiyatları 70 lira, 50 lira. Böyle poşet aldım çünkü Mert'e bir şeyler aldım. Göstereyim size. Şunları daha önce denemiş, başka bir yerde sevmişti. Şöyle likit boya bunlar. Tahta alacağım ona. O yüzden tahta kalemini aldım. Bu silgiyle tahtayı aşağıdan alacağım. Bir de şöyle baskılı kalemleri çok seviyor. Bu arkasındaki şekillerle baskı yapabileceği kalemleri aldım. Yine yani sepetimi Mert'e dolduruyorum. Bunu daha önce Mert hiç yapmadı. Böyle boncuklar dizerek şekiller yapıyorsunuz. Böyle şekiller çıkıyor ortaya. Böyle bir tablo gibi bir şey alıyorsunuz bunu koyabileceğiniz yapmak için. Ve boncuklarını alıyorsunuz. Şöyle renkler var. Bir de böyle renkler var. Ya bayağı da güzel şekiller var aslında. Hani güzel şeyler çıkarabilir. Şu şekilde oynanıyor. İsmi Pisilla. Çok emin olamadım. Şimdilik ben almıyorum ama kullananlar bana yazabilir mi? 5 yaşında erkek çocuğu sever mi sizce bunu? Bana sanki pek şu an ilgilenmez. Tam tersi şu boncukları alır döker. Bir sürü iş çıkarır gibi geldi. Yani halı dokuma için böyle bir hobi oyuncağı yapılmış. Bir de ne var biliyor musunuz? Bizim çocukluğumuzun eğlencesi. Çarkı felek. Bu ikisi de yine. Kutulardan alacağım. Funnersta. Bakın şöyle kulübü var. İstediğiniz bir yere takabiliyorsunuz. Bana lazımdı. Bahçeniz için eldiven. Böyle sulamak için aparatlar. Makas. Ve böyle kürek vesaire gibi şeyler istiyorsanız bunlar da Ikea'da var. Pipet alacağım. Renkleri de güzelmiş. Hani sıvı sabunluk gelmiş. İsmi Rinning. Bakın bayağı güzel. 10 liraya pembesi, siyahı ve bir de böyle güzel bir yeşili var. Ben bunları bayağı beğendim. Plastik yani aparatları ne kadar dayanır bilmiyorum ama benim bir tane. Böyle bir de düzenleyicisi varmış bu sabunun. Vallahi beğendim ben bunu. Aa bunlar da yeni. Bakın bayağı şık. Bulaşıklık. Şöyle duvar aparatı var. Bunu da böyle bunun üstüne koyarsınız. Şöyle şurasına. Bence çok güzel. Rinning
serisi. Böyle ilave tel eklemek isterseniz. Vallahi güzel. Beğendim. Biri bir tabak kırdı. Biliyordur ama hala bilmeyenleriniz varsa böyle dondurmalıklar satılıyor Ikea'da. İsmi, ay okuyamıyorum artık adını. Dondurmalık işte. Böyle pembesi var, mavisi var. Altılı geliyor. İstediğiniz karışım yapıp buzluğa atıyorsunuz. Kendi dondurmanızı kendiniz yapıyorsunuz. Evet, burada da başka yazlık ürünler var. Yeni saklama kapları var. Şu şekilde plastik saklama kapları. Sanırım kaçlı bunlar? Kaçlı olduğu yazıyor mu? Ben mi göremiyorum? Üçlü. Ha, üçlüymüş. Üçlü saklama kabı var. 10 lira fiyatı. Bir de şunları ben çok kullanıyorum. Mert'in arkadaşlarına başka renkleri var bizde. Böyle tabak takımı var çocuklar için. Ve böyle çatal bıçakları satılıyor. Bence çocuklu evde bir paket şöyle bir şey, bir pakette böyle bir şey gayet kurtarıcı. Şöyle üçlü bir kase çıkmış. İç içe geçiyor bunlar ve şu şekilde satılıyor bakın. İsmi bunu da Sonmar serisinden. Bakın bir de böyle bir şey buldum. Daha önce görmemiştim hiç. Şöyle bir yemek termosu. Fiyatı 70 liraymış. Böyle bir şeye ihtiyacınız varsa, yemeğinizi götürüyorsanız iş yerine falan iyi bir fikir olabilir. Yine böyle bahçe için kullanılmış kadehler var. Şu şekilde birkaç renkte. Başka şöyle piknik sepeti gelmiş. Bakın. Şöyle kutular gelmiş. İkili satılıyor. Bir dakika. Bakın. Bunun içinden böyle bir de bu parçası çıkıyor. Böyle ikili satılıyor. Ben renklerine çok bayılmadım. Ama böyle bir şey istiyorsanız bakabilirsiniz. Ben şu kavanozu beğendim. Böyle mantar kapaklı. Bayağı şık bir şey. Sinerlik diye geçiyor adı. Şıkmış gerçekten. Tezgah uçlu. Yemek taşıyanlar için bakın böyle bölmeli saklama kapları var. Ikea 365 diye geçiyor bunların adı. Bakın böylesi de var. Böyle yemek çantaları var. Sıcak ya da serin tutmak için. Bir böyle kırmızısı var. Bir böyle yeşili var. Bunlara bakabilirsiniz. Bunlar da çok pratik. Direkt dolap altına kullanabileceğiniz raf sistemleri. Çekmece gibi bu şekilde koyabiliyorsunuz. İsimleri yine Ikea 365'in içinde bunlar. Ikea 365 diye aratırsanız birçoğu çıkar. Bakın şu şekilde satılıyor bu raflarda. Şöyle birazcık da yastıklara bakalım. Bir sürü de yeni yastık var. Ya böyle bakınca rengarenk de. Benim gözüm hep siyahlarda, grilerde. Şuralarda gözüm. Bir iki de belki böyle renkli bir şey eklerim. Balkonuma çünkü yastık alacağım şimdi. Şunu beğendim ben. Bakın. Böyle cin rengi gibi bu. Beji var. Krem rengi var. Bundan alacağım iki tane. Bunların hepsi yeni bence. Ben bunları hiç daha önce görmedim. Yumuşak bayağı. Şunu da çok beğendim. Bunun aslında bir şeyler de kombinleyebilirdim ama seçemedim. O yüzden en güzeli bunları önce bir koyacağım. Ondan sonra bakacağım. İç yastıklarını da aldım. Mert bir gece lambası istiyordu. Böyle bir şey çıkmış. Sanırım bunu alacağım. Böyle bir halı gördüm. Balkona falan çok güzel olur. Raklevmiş adı. 189 lira. Bayağı tatlı. Böyle paspaslar var. Bunlar da 20'ye düşmüş. Bunlar da bayağı güzel bakın. Bu tarz minik paspaslara ihtiyacınız varsa aklınızda bulunsun. Çok güzel de renkleri var. Halılar gelmiş. Jüt ip gibi böyle ipten. Sert bir malzeme yalnız. Onu unutmayın. Bakabilirsiniz böyle Vistof diye geçiyor adı. Bir de böyle bir model var. Hellested diye. İki tane böyle yeni ürün var. Derken başka bir sürü de yeni ürün varmış. Bakın böyle kilimler. Çeşitli boylarda. Bayağı güzeller. Ay şu da çok güzel. Çok beğendim bunu da. Balkonumu alsam mı? Hepsi sizin yüzünüzden biliyorsunuz değil mi? Yani geliyorum çekim yapacağım diye size. Bu Ikea'ya. Ve böyle masraflara giriyorum. Ama çok güzel değil mi? Balkonuma yakışmaz mı sizce de? Bakın bir dakika. Demin aldığım yastıkları getirip göstereceğim. Koltuklarım bu renk. Hasırları bu renk. Böyle dizeceğiz. Burada da halı. Bayağı tatlı olabilir bence. Temizliğinden dolayı vazgeçtim. Balkona su girebilir, ıslanır. Şu an o kadar kolay siliniyor ki yerleri ama böyle... Şunu da balkon duvarına alıp üzerine bir saksı sarmaşık koymayı düşünüyorum. Bu da 77 lira. İşte bu. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Ben yaklaşık bundan yani 3-4 ay önce belki Instagram'dan bir soru sormuştum. Demiştim ki Ikea'dan aldığınız ve memnun kalmadığınız ürünler varsa bana yazar mısınız? O kadar az şey geldi ki
Ben bu gelenlerle bir video çekerim diye düşünmüştüm ama hani hiçbir videoluk çıkacak kadar çok şey gelmedi. Bir iki tane çok fazla gelen ürün vardı. Bir tanesi de bu mantar kapaklı sürahilerdi ama bu değil. Bunun böyle kulpsuz olanı vardı eskiden bir tane. Israrla onun suyu kokuttuğunu yazmışlardı. O yüzden hani bu videoda söylemiş olayım. Bu mantar kapaklı sürahiler, özellikle bu kulplusunun yenilerini kullanan varsa aşağıya yazsın. Bunlar da kokutuyor mu? Eğer suyla temas ederse mantar kokutuyor demişlerdi. Hani almayı düşünen birilerinin belki işine konuşamadım. Belki işine yarar. Hani çok kullanışlı olmayabilir bu sürahiler. Haberiniz olsun. Gerçi şu anda da indirimdeymiş. Ama indirimde olunca da ben bitirdim. Hani neden indirimde 10 lira hem de 30 40 liradan 30 liraya düşmüş. Bilmiyorum. Bir düşünelim bunu. 50 lira. Şu ipinin siyah olmasına bayıldım. Bakın böyle plaj sandalyeleri ve şemsiyeler var. Şemsiyeler 129 liraymış. Ve şezlonglar da 99 lira. Şu da güzel bir tabureymiş. 199 lira fiyatı. Böyle yarım sehpalar var. Keşke bunların başka renkleri olsaydı. İşte acaba böyle kırmızı mı var? Evet, bir IKEA vlogunun daha sonuna geldik. Sizin son zamanlarda beğendiğiniz yeni ürünler varsa aşağıya lütfen yazın. Başka böyle mağaza turu yapmamı istediğiniz yerler varsa artık ayaklandım, çekebilirim. Onu da aşağı yazın. Videoyu beğenmeyi ve şuraya ya da şuraya tıklayıp kanala abone olmayı unutmayın. Zile de tıklarsanız videolardan anında haberdar olursunuz. Yeni videolarda görüşürüz. Bay bay.